içinde yaşadığımız şu günlerde toplum bir şeyleri tartışıyor. Allah'ın izniyle, vahiy ile inşa olmuş olanların zihni net. Çok net. Niye? Bir tarafta beden benim değil mi diyenler. Değil. Senin değil. Evet, senin değil. Yarat bir beden, yap istediğini. Beden sana emanettir. Bu ne biçim bir yaklaşım Allah aşkına? Adama israf etme diyorsun, para benim değil mi diyor. Adama kumar oynama diyorsun, para benim değil mi diyor, ütelim de ütülürüm de. Adama sigara içme diyorsun, diyor ki beden benim değil mi? O zaman uyuşturucu içme de diyemezsin, beden onun. İntihar etme de diyemezsin, sana ne? Adamın canı istemiş, köprüden de atlar, ateşte de yakar, efendim gider, kendini kıyma makinesinde de doğratır. Sana ne? Niye engel oluyorsun adama? Niye tutuyorsun kolundan? Beden onun. Yapmayın. Komik oluyorsunuz. Sadece komik olmuyorsunuz. Aynı zamanda yüz karası oluyorsunuz. Sadece yüz karası olmuyorsunuz. Aynı zamanda insanın insanlığını yok ediyorsunuz. Değerlere karşı savaş açıyorsunuz. Bu savaş hepimizi vurur. Bumerang gibidir. Döner, atanı vurur. Onun için biz emanet ehli olmaya çalışıyoruz. Bu cihana sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. Şahit olmaya çalışıyoruz. Onun için benim değil mi lafları bizi hiç sarmıyor. Benim değil mi lafını duyduğumuzda orada çiğriyoruz, titriyoruz, bir duruyoruz. Vay be! Ne büyük konuşuyor. Bu ne kadar dehşet bir cehalet. Sen seni ne zaman yarattın? O zaman şu anadan doğma özürlü olanlar kendilerine ne büyük kötülük yapmışlar değil mi? Beden onlarındı. Niye iki gözleri olmamış? Niye spastik doğmuşlar? Niye felç doğmuşlar? Niye bazılarının bir organları, iki organları, üç organları yok? Kendilerine ne büyük kötülük yapmışlar değil mi? Beden onlarındı. Yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. İyiliği azaltıyorsunuz. İnsanın kendine dönük kötülükler işlemesinden o kadar çok korkmam. Ama kötülüğün sıradanlaşması ve kitleselleşmesinden korkarım. Bir kötülük yeryüzündeki iyilik debisini azaltıyorsa ondan korkarım. Bu kötülük yeryüzündeki iyilik debisini azaltıyor. Cinayet kötüdür. Cinayet kötüdür. Caniyi öldürmek kötüdür mesela. Caniyi yargılarsınız. Hukukun önüne çıkarırsınız. Hukuk ihsası hak, ihkakı hak olmaz. Kendi kendinize öldürmezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama masumu öldürmek daha kötüdür. Masumun büyüğünü öldürmek kötüdür. Çocuğunu öldürmek daha kötüdür. Masumun çocuğunu öldürmek kötüdür. Daha doğmamışını öldürmek daha kötüdür. Hadi tersini söyleyin bana. Tersini söyle. Bir başkasını öldürmek kötüdür. Evladını öldürmek çok daha kötüdür. Hiçbir anneye, hiçbir babaya evladını öldürme hakkı verilmemiştir. Evlada verilmediği gibi. Babamsın. Babamsın. Öldürürüm de, severim de. Diyen bir evlat düşünün. Öyle şey olur mu? Bakın bir zihni yamukluk, tasavvurda başlayan bir sapma acısı
nereye geliyor? Çok masum gibi gözüküyor değil mi? Beden benimdir. Çok masum gibi duruyor. Beden senin değildir. Beden senin değildir. Can senin değildir. Emanettir. Beden senin değildir. Emanettir. Mal senin değildir. Emanettir. Akıl sana emanettir. İrade sana emanettir. Emanettir. Vahiy sana emanettir. Babayın malı değildir. Senin değildir. Emanettir. Ve her emanete ihanet mi edeceğiz, sadakat mi göstereceğiz, hesap vereceğiz. Rabbim hesabını kolay verenlerden et.